günler arkadaşlar. Yine PET 104 dersiyle birlikteyiz. Bugün ölçme değerlendirme araçlarının özelliklerinden güvenirlik konusuyla ilgili dersimizi yapacağız. Güvenirlik, ölçme sonuçlarının tesadüfi hatalardan arınıklık derecesi olarak isimlendirilmektedir. Güvenirlik konusu incelenen bir özelliğe ilişkin ölçme aracı ile farklı zamanlarda yapılan ölçüm sonuçlarının birbiriyle tutarlılığı arasındaki ilişki olarak isimlendirilebilir bir başka deyişle. Aynı ölçüm araçlarının aynı koşullarda aynı sonuçları verebilmesi güvenirlik olarak adlandırılmaktadır. Güvenirliği olan bir araç aynı zamanda kararlı ölçümler yapması gerekmektedir. Yani bu da farklı zamanlarda yapılan ölçümlerin birbiriyle ilişkili olmasını içermektedir. Duyarlılık ise ölçme aracının yapmış olduğu ölçümdeki hassaslık olarak adlandırılmaktadır. Şöyle söyleyeyim. Duyarlılık ölçme aracın biriminin ölçülen özelliği en iyi şekilde algılayacak durumda ölçmesi olarak isimlendirilmektedir. Ölçme aracının duyarlılığı özelliğin ölçüldüğü aracın biriminin küçülmesiyle orantılıdır. Şöyle ki sizin anlayacağınız dilden söyleyecek olursam, ölçme aracımız 10 sorudan oluşuyorsa, burada bir eşit aralıklı ölçek söz konusudur. Her sorunun almış olduğu puan miktarı eşit olarak dağıtıldığında 10'ar puana denk gelmektedir. Buradaki aracımızın her bir biriminin 10 puan ile veya her bir sorunun 10 puana eş değer tutulması ölçme aracımızın hassas olmadığını gösterir. Burada soru sayısını artırdığımız zaman, şöyle düşünelim, 40 soruluk bir test hazırladığımız zaman her bir soruya düşecek olan puan miktarı 2,5 puan olarak hesaplanmaktadır. Birinci testimizde 10 sorudan her birine 10 puan verirken, ikinci testimizde 40 soruda her birine 2,5 puan vermekteyiz. Burada yaptığımız ölçümde birinci test daha az hassasken, ikinci test daha hassas bir ölçüm yapmakta. Oluşan hata miktarları testin bütününü daha az etkilemektedir. Hatayı şu şekilde ifade etmiştik. Hatanın bir ölçme sonucunu etkileyebilme durumunu, hata çeşitlerine baktığımızda güvenirliği tesadüfi hataların etkilediğini söylemiştik daha önceki dersimizde. Burada oluşacak olan herhangi bir hatanın öğrencinin bildiği halde cevaplayamaması veya sürenin yetememesi gibi tesadüfi hatadan oluşacak olan bir durumun testin bütününe yapacağı etki güvenirliğimizi düşürür. Burada az sayıda sorudan oluşan ve her birine düşen puan miktarı 10 puan olduğu durumda oluşacak olan herhangi bir tesadüfi hata bizim güvenirliğimizi %10 oranında etkileyebilmektedir.